Vallahi bir kötü yerine başlayacağız arkadaşlar. Onu Emre'ye sormak lazım. Emre duman oldu. Selamünaleyküm. Çünkü kendisi de açıkçası biraz dinlenmek istiyordu ama
biz kendisini ikna ettik. O projelerimizi anlattık, hayallerimizi anlattık. Onlar da kendilerine istişare ederek bugün davetin üzerine buraya geldi. Benim söyleyeceklerim bunlar. Mesut Hocam daha sonra, Mesut Hocam'dan sonra bir imza, ondan sonra soru cevaba geçeceğiz. Buyurun Mesut Hocam. Şimdi soru da neden bankama spor diye bana gelirken öncelikle söyleyeyim ki bize çok teşekkür ederim. Yani 22-23'ün Süper Lig'de çalışan bir teknik olarak hiç bu kadar bir kalabalıkla beraber olmadık. O yüzden bize teşekkür ediyorum. Başkanımın dediği gibi hayaller var, bir de gidişat var. Belki içeride bunu çok fazla anlaşılmıyor ama dışarıdan o kadar net görünüyor ki Van'da sporda bazı şeylerin olduğu. Bir de dışarıya çıkıp şöyle bir bakmak lazım. Kendisi de zaten başkanımla hemen hemen yıllardan beri ara sıra telefonlaşıyoruz. Hem bir hemşerimiz var, hem bir samimiyetimiz var. Böyle bir şey olunca da yaklaşık bir işte 20-25 gün önce falan Nespor takımına geçen sene kurulduktan sonra bu sene bazı şeylere iyi gitmediği için ayrıldım ama sağ olsun genellik hem yetenekten bir tanesidir ve buradaki hayallerdir, yapabileceklerimizdir. Çünkü dışarıdan geçen sene final oynayan bir takım ve beklentiden fazla tuttuğu bir yerde sonuçlar gelmeyince biraz daha işlerin kötü gibi düşünen bir grup var ama öyle bir şey yok. Kendisi başkanıma da söyledi. İki tane galibiyetiniz var. Var ve birlikte aradaki puan farkı kısa ve uzun vadede önemli işler yapılacak. Yani yatırımlarıyla, işleyişiyle işte yapmak istedikleri çok kısa sürede de olsa hedef ulaşacak bir takım. Gerçi şunu söylemiş, düşünmeden yani. Bugün de inşallah takımla belki beraber olamayacağım ama en azından türbünün de olsa bir destek almalıyım. Buradayım. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle başkanıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sıcak bir ortam buldum. Tabii benim de burada hayaller ve işte hedefler de olsa birazcık çabuk durum olursa bu da bana bir mutluluk verecektir. Olayı çünkü şöyle, bir üstlükte çalışan bir adam olarak bazı takımlara giderken bir şeyleri hissediyorsunuz yani hissetmeden gelemiyorsunuz. Bazı takımlar arıyorlar, telefonda bile o enerji alamıyorsunuz ama çok uzun zamandan beri ben bir kez daha başkanıma teşekkür edeceğim. Hocam dedi, sen gel dedi, biz senin yanına gelelim dedi. Bu benim için ayrı bir olurdu. Ve herhalde anlaşmamız da 15 dakika sürmedi yani. Herkes için de hayırlı olsun. Ben buraya geldiğim için, şimdi bu ortamı gördüğüm için de çok mutluyum. Sağdaki yapacaklar işimiz tabii bizim işimiz. İyi bir takımımız var. Belki şu anda biraz sıkıntılı demeyin de. Şanssız bir dönem geçiyor ama. İnşallah bugün galibiyetle de yine iyi şeyler yapacağına inandığım bir takım ve bir yönetim var. Buna da benim biraz katkım olursa, Bandırma'ya bir şeyler ben de katabilirsem bu benim için ayrı bir keyif, ayrı bir zevk, ayrı bir mutluluk. Çünkü giderken bir şeyler bırakmak ve olduğumuzda bir şeyler yapmak insanları mutlu ediyor. Yatırımlarıyla, hayalleriyle de ve istekleriyle de bunu hak eden bir şehir ve bir yönetim var. Bir taraftar grubu var. Hepinize hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu iyi düşünceler, bu iyi samimiyetli düşünceler en kısa sürede devreye girer, en kısa sürede sonuçları alırız, iyi şeyler inşallah hep beraber yaşarız. Hepimiz hayırlı olsun, herkese teşekkür ediyorum. Ben bir tane çiçeğim var. Bu da... Siz çok teşekkür ederim. Şöyle bir vurma. Şöyle bir vurma. Bu bizim çubuklu efsane, efsane formamız. İnşallah. Güzel galibiyetler. İnşallah.
Hocam şöyle bakar. Bir iki maç seyredelim. Ondan sonra soracağımız sorusu var. Çok hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok soruları özetledi hocam. Biraz görelim dedi. O zaman tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağ olun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Mücadeleye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı olsun başkanım. Sende de karar verdim.